Evet, 12 Haziran 2017 ve burası Aydın Sultanhisar ilçesindeyiz ve Adana'dan sonra karpuzun ilk çıktığı bölge. Karpuz yetişen bol bölge burası. Ve rekor gelişim ürünümüzü kendi karpuz tarlasında kullanan Sayın Serhan Demirtaş Beyefendi. Kendisi Sultanhisar'dır, Aydınlıdır. Serhan Bey, konumuz karpuz hesabı, verim hesabı. Yani karpuzculuğu yıllardır ekiyorsunuz, dikiyorsunuz. Bölgenizde ekiliyor evet. Halde. Bahçemiz nasıl oldu? Bir anlatalım. Verim nasıl bir hesaplayalım yani? Cinsimiz Selina. Evet. Erkenci cins kalite bir karpuz. Kabak aşılı bir karpuz. Aşılı karpuz evet. Evet. Burası 5 dekar. Evet. Normalde burada kabak aşılı karpuz olarak evet. 5 ton, 6 ton. Çekelim şöyle. Karpuz olmuyor. Evet. Normalde dekar verimi civarları bu diyorsunuz. Yani 5 ton, 6 ton yerli oralarda kalınıyor mesela. Şimdi burası 5 dekar. Buranın sadece şu görünen karpuzları görüyorsunuz. Mesela şu bakın şu iki kök. Saydığımızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane iki kökte karpuz var. Normalde 2 tane iri karpuz alınır. Ve bunların hepsi kesilebilecek düzeyde. Karpuz yani. Daha arkadan gelen küçükler var. Kaç kök var burada? Burası 5 dekar bir yer. Burası 5 dekar. 1350 falan kök var burada. 250 mi şey başına? Gibi. Evet. Gibi. Evet. Şimdi buradan şu an şu irileri aldığımızda biz tahmini hesapladığımızda 35 ton gibi bir karpuz alacağız. Ve birinci arkadan, kesim. Birinci kesim. Aynen. Arkadan gelenlerle birlikte hani dekarından 9 tonu belki 10 tonu bile görecek yani burası. Toplam o zaman ne olacak? İşte dekarda 9 ton gibi 8-9 ton arasında çok rahat görecek burası. Çünkü şuraya saydığımızda 74 kök vardı. Hı hı. 74 kökün üzerinde şu irilikte küçükler hariç 202 gibi bir şey var yani karpuz var. Bu da verimi bayağı bir yükseltiyor. Devam edelim. Buyurun gelin. Şimdi dekar başına sonuçta dedik ki 250 civarında bir file var. O şekilde ekildi. Sayalım bakalım. Burayı sayalım lütfen. Aynı genelde karpuzlar boldur yani. Mesela sayalım lütfen. Gösterelim. Bir, iki, yapraktan üç, çünkü gözükmüyor. 4 var orada mesela. Evet. Bir kökende. Bir kökende 4 tane var. Evet. Devam edelim. Karpuz. Sayalım. 1, 2, 3 tane var bunda. Bir kökende 3 karpuz. Karpuzların bir çapına bakalım. Şöyle büyüklüğüne bakalım. Şu tarafa geçerseniz daha iyi göreceksiniz. Tamam öyle yapalım. Güneşten doğru söylüyorsunuz. O tarafa geçin. Bir büyüklüğüne bakalım. Kaç kilo gibi geliyor karpuzlar? Kesime hazır vaziyette. Yani 2 gün sonra keseceksiniz zaten. Mesela burası 1, 2, 3, 4, 5 tane var burada. Evet. Bir kaldıralım şöyle bir karpuzun tanesini şöyle. Tahmini bu 7-8 kilo falan var yani. Evet. 7-8 kilo var. Çok güzel. Bir de şunu kaldıralım istersen. Şuradan kaldıralım. Bu arada erkencilik yapıyor mu rekor gelişim? Kesinlikle. Şu an mesela bölgenizde... 10 kilo rahat vardır. Evet. Bölgemizde... Karpuz kesilmiş olacaktı normalde. Evet. Karpuzu biz belki geçen hafta kesmiş olacaktık. İklim nasıl gitti? Sürekli yağmur, sürekli bulut. Şimdi bu karpuzun olgunlaşması için de 30 derece bir sıcaklık lazım. Evet. Şimdi güneşi görmediğinden, sürekli işte bulut olduğundan evet. Biraz geri kalıyor. Ama herkesin geri kaldığı için yine erkenciliği yakalayacak. Şu an erkenciyiz kendisi. Kesinlikle. Devam edelim. 19 şuradan Mart dikimde dikildi. Bir kökünü daha sayalım. Evet. 19 Mart'ta dikildi bunlar. Şu yine 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 bunların tane. Hepsi kesilebilir. Evet. Kantara girecek olan 5 kilonun üzerinde karpuzlar. 2 gün sonra kesiyorsunuz yani. Dampik dediğimiz olay vardır küçükler mesela. Evet. Arkadan gelenler bunlar. Arkadan gelenler mesela. Küçük mesela. Şu bizim sayımızda yok. Bu küçüktü mesela. Bu, şunu bakamamış. Evet. Bunu koparalım. Hı. Bakın arkadan hala geliyor. Evet. Arkadan hala, devam ediyor. Döküm sürekli var. Devam ediyor halde. Küçükler hala geliyor. Çiçekleme bakın devam ediyor halde. Kesinlikle. Evet. Yani verim konusu olarak burada şimdi kök başına o zaman yaklaşık olarak 25-30 kilo gibi bir birinci rahat, kesimde evet. Rakam bekliyor sadece. Bakın aynı boyda. Şunlar 10 kilo geçmiş durumda. Evet. Evet. Ekim ne zaman bunun bu arada? 19 Mart'ta dikildi bunlar. 19 Mart 2017'de aynen. Diktiniz. Yani tahmini biz bunu 80 günde keseriz diye tahmin ediyoruz. Rekor gelişim verdiği erkencilikten kaynaklı ama evet. Sürekli bulut, sürekli yağmur yapması evet. Biraz geri bıraktı. 90 günde doldurdu bu. Evet, devam edelim. Şu kökeni sayalım lütfen. Bunda da boldur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek kökende. Tek kökenli. Şuradan geliyor bakın 7 tane var. Peki bu arada toprak yapısı nasıl buranın acaba? Burası biraz taban suyu yakındır. Buralar biraz öyle çok gümbür gümbür öyle iyi topraklar değildir. Ama rekor gelişim şu toprağı gerçekten çok iyi şekilde ne yapıyor rekor gelişim toprağı? Mesela bakın çok şiddetli yağmur yağdı 3 gün önce.
Suyu evet. nasıl emmiş? Bakın su istiyor neredeyse. Sulanması yani, gerekiyor. Toprak su emişini sarattırıyor. Yani. Su biriktirme göllendirme yapmıyor. Kesinlikle. Evet, evet. Herhangi bir kuruma yok. Evet. Pidelerimizde herhangi bir çürüme olmadı yani. Kesinlikle. Bakın sıradan gidiyoruz zaten hiçbir ölüm yok. Devam ediyoruz bakın. Mesela bakın burada. Mesela şu arkadan gelenler. Evet. Bakın biz bunları da keseceğiz. Bakın. Biz bunları da keseceğiz. Ha, bunlarla birlikte evet. bu çok rahat 9-10 tonu bulacak yani bunlar. Evet. Yani 9-10 dediniz bir dekardan alacağım sonuç diyorsunuz. Bir dekardan. Ama ilk kesimler bu arada fiyat olarak tabii önemli olan ilk kesinlikle, kesimler tabii. Kesinlikle fiyat da o zaman ilk kesimler çıkacak gözüküyor şu anda. Salı günü ya da çarşamba günü keseceksiniz. Bugün pazartesi. Bu işte bu irileri aldığımızda şu iriler mevcut iriler komple tarladan aldığımızda hı hı. 35 ton gibi bir karpuz alacağız. Bundan 5 dekar. 5 yani dekar, 7 ton alacağız. İlk kesimi 7 ton gibi bir rakam yapacaksınız Halil. Nasıl bir rakam sadece bu? Sadece çok iyi. Nedir fiyatları şu anda karpuz fiyatları? Şu an 1 lira gibi. 1 lira gibi gidiyor diyorsunuz. Yani burada erkencisi çok önemli konu yani. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederim. Rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle. Rekor gelişim kullanmadan para kazanmak çok zor. Mesela yan tarafımda çekirdek karpuzum var. Deneme bahçesi mesela. Çeşene buyurun gelin. Buyurun gelin. Malum şimdi siz burada da çekirdek karpuzum. Kök boğazı çürüklüğü olmamasından dolayı. Kesinlikle. Fukalim solgunluğu. Evet. Karpuz hastalığı. Kabak karpuz ekiyorlar. Çünkü niye? Kök boğazı çürüklüğü var. Siz şimdi burada çekirdekler ektiniz. Aynen. Evet. Şu an bunu tarlaya geçemiyoruz. Hadi burada tel var. Şuradan gösterelim. Evet. Gelişmesi çok hızlı. Cinsi nedir bunu Serhan Bey şu anda? Crimson Sweet. Bu çekirdekten ekildi. Çekirdekten ekildi. Ne zaman ektiniz bunu? Bunu tahmini olarak Mayıs gibi ektik. Tam tarihini hatırlamıyorum ama bizim buradaki amacımız çekirdek karpuzun çökmediğini göstermek insanlara. Yani peki para da kazanacaksın sadece. Kesinlikle. Para peki, kazanırsak ekstra olur. Merak edenler var mı bu konuyu? İllaki. Şimdi evet. kabak aşının tanesi, fidanın tanesi 1 lira 65 kuruştu bu sene. Hem fideden pahalı bazı zarar görüyorsunuz hem tadı yok. Kesinlikle. Yani. Ama bugün çekirdekten olduğu zaman. Bunun takriben hasadı ne zaman Serhan Bey? Bu Temmuz'da olur. Evet. Temmuz'da olur. Eğer burada hani çökme hastalığı olmaz. Çökmeyi evet. rekor gelişimle yenersek. Büyük başarı çünkü... Fiyatlar peki ne olur o zaman? Fiyatları. O zaman 50 kuruş olsa, 40 kuruş olsa para kazanır. Çünkü masraf yok. Burası 2 dekar. Evet, fide masrafı yok. Buranın 250 lira bir masraf var yani. Yani öbürü de dekarda o zaman minimum 250 fide dikiyorsan minimum dekara 200-250 lira bir kere... Tabii fidan parası. Zaten fidan parası, en çok girdiği fidan parası. Tabii, oradan dolayı zaten zararın fazla halde. Aynen. Ama bugün peki... Şey ne? Tonaj ne çıkar peki? Değişiyor mu çekirdekten ekildiğinde? Çekirdekten tonajların düşük çıktığı bilinir. 3 ton, 4 ton gibi şey yapıyor. Az önceki bizim, 9 tonları bulamaz diyorsunuz yani. Bizim burada beklentimiz yüksek. 6-7 tonları görüyoruz ama ilk önce çökmemesi lazım. Bu verimli bir karpuz cinsi. Zaten rekor gelişimin katkısı, tonaja katkısı çok fazla. Peki genel olarak çöküyor mu burada çekirdekten ekildiğinde? Bu bahçe bildiğiniz... çöken hastalığın olduğu bahçe. Evet çöken. Bu, geçmiş yıllarda. Aynen. Burada kavun, karpuz... Evet. Yetişmez yani burada. Yemek bu saate için, kadar çöker mi çöker? Diktiklerimiz dahi çöker. Çöküm ne zaman başlıyor peki? Şöyle karpuzlar 1-2 kilo olmaya başladığı zaman evet. çökme başlıyor. O zaman takriben 15 gün sonra gibi yani takibi alacağız herhalde. Aynen. 15-20 gün sonra burası zaten belli olmaya başlayacak. Yani Haziran herhalde. Çıkarken, Temmuz başlarken evet. mesela evet. burada eğer çökme hastalığını yenemediysek çökmeler başlayacak ama... Benim umudum çok yüksek yani. Şu anki şeyleri güzel gösteriyoruz. Yeneceğimize inanıyorum ve evet. iyi para da kazanır yani. Hani 40-50 kuruşa satılsa bile iyi para evet. çevirecek yani burası. Selam Bey, burası Sultan Eser Atça. Buranın mevki nedir acaba? Çakallık mevkiye de geçer burası. Çakallık mevki. Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Unuttuğum şey varsa söyleyin lütfen. Yani tüm üreticilerin kullanmasını tavsiye ederim. Zaten bunu kullanmadan para kazanmak gerçekten çok zor. Ne bir mantarı hastalık buluyor, ne bir sinek böcek buluyor. Bu maliyetler de ve onların verdiği hasar da ortadan kalkıyor. Evet. Yani kaliteyi, tonajı artırması o zaten kaçınılmaz. Bunu burada herkes hemen hemen gördü Atça'da. Hı-hı. Dolayısıyla herkesin kullanmasını. Herkesin kullandığı bildiği ürün haline getirildiğini söylüyorsunuz herhalde. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Sağ olun. 1 Ağustos 2018 Manisa Mahmut Kaya. Evet. Kavun üreticimiz. Burada 8 dekar tarlasında kavun üretiminde rekor gelişim tarla ürünümüzden kullandılar. Mahmut Bey öncelikle bu bölgenin adı nedir? Nereye düşüyor? Burası Kalemli Ovası ile Tilki Ovası merkezi. Kalemli Ovası ile Tilki Ovası'nın merkezinde 8 dekar yer. Evet. Bu kavun cinsi nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Bu kavun cinsi 40 ağaç dalaman 637. 40 ağaç dalaman 637. Peki bu kavun dikim tarihi ne zamandı? 15 Nisan. Nisan olması lazım. 15 Nisan 2018 tarihinde evet. dikildi.
Burada neler gördük? Yani rekor gelişimi uyguladık. Toprağımızda öncelikle neler oldu? Daha sonrasında kavun verimi, kalitesi, canlılığı, sulama konusu. Biraz özetler misiniz? Evet. Mesela toprak nemli tutuyor. Güzel. Su istemiyor kavun. Sesimizi almak için yakınlaşalım. Kavun su istemiyor. Kavunu bir defa su verdim. Artı kavun bereket olarak güzel. Yani kavun anlamında burada öncelikle toprağınız neydi? Ondan mı bahsedelim? Yani toprak yapısı nasıl bir toprak? Yani suyu salan mı, tutan mı, emen suyu, mi? Kara toprak. Kara toprak. Ve burada bir sefer su verdik. Bir defa su verdim. Yani doğru. Nisan 15'ten beri. Tabii aynen. Yağmurlar da yağdı ama aynen. Hava bu sene de sıcak gidiyor. Sıcak gitti. Aşırı sıcak gidiyor. Peki şu anki durum nedir? Şu anki durum güzel. Güzel. Hasata başladınız. Başladık. Hasat yapıyorsunuz. Evet. Şu an ne kadar mesela bir hasat durumu oldu? Şu an bir 3 ton kadar sattık. 3 ton kadar bir hasat yapıldı. Evet, daha devam var işte. Devam ediyor. Aynen. Şöyle kavun kalitesi konusunda ne dersiniz? Kavun tadı olarak güzel. Şöyle şey anlamında. Aynen. Göstererek gidelim. Kavunların iyileşti. Bunlar mesela kaç kilo gelir ortalama? Şu an bu 3 kilonun üstünde. 3 kilonun üzerinde. O, peki, yıla göre değerlendirilirse burada şey var mı? Sezonda biraz erkencilik var mı? Erkencilik var. Ovada ilk kavunu ben çıkarım desem doğrudur. Bu ovadaki ilk kavunu siz çıkardınız. Evet, o da rekorun gelişimi faydaları. Rekor gelişimi faydaları. Evet. Ve bir kere sulayarak bunu yaptınız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kavunda şimdi şekil düzgünlüğü önemli, tat önemli. Evet. Kilo yapması sizin için çok önemli. Doğru. Yani verim anlamında, şey anlamında. Ve burada şunu da gösterelim şöyle. Daha hala çiçekli gelenler var. Şöyle yakından gösterirsek. Şurayı. Yani şey anlamında çiçeklenme de hala devam ediyor. Evet. Yani hava sıcak olmasına rağmen. Böyle şunlardan da göstereyim. Şöyle taneleri gösterelim. Gerçek olanlar var. Böyle geliyor. Tabii bunlar aralanıyor. Evet. Şu arayı da şöyle gösterelim. Tarafa doğru. Şöyle gelin siz de. Tarafa doğru. Şimdi rekor gelişim biliyorsunuz bir toprak düzenleyici. Evet. Toprakla alakalı olan öncelikle toprağın su emmesi, toprağın tavlanması, nemli kalması. Bu toprağın tarıma elverişli olmasını, bu diktiğiniz fide veya tohumun saçak ve kök yapmasını aynen sağlıyor. Doğrudur. Burada herhangi bir kökle ilgili bir sorun yaşadınız mı? Kök aynen sorunu var mı? Kök sorunu yok. Hatta ben seyrelttim. Yolma dayı yaptım yani. Seyrelttiniz. Yolma dayı yaptınız. Evet. Peki saçaklanma nasıldı? Nasıl görünüyordu? Kök güzeldi. Gayet güzeldi. Kök güzeldi. Şu aynen an için herhangi bir şey gözüküyor mu? Şu an için gözükmüyor. Görükmüyor. Zaten devam ediyor. Aynen. Ermeye de şey yapmaya da devam ediyor. Siz de bir yandan da hasat aynen yapıyorsunuz. Şu an memnunuz yani rekor gelişim. Peki kavunla ilgili özel söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bu kavun da burada bize erkencilik sağladı. Erkencilik sağladı. Tadı olarak güzel. Evet. Peki bunu verdiğiniz yerdeki insanlardan mı alıyorsunuz bu referansı? Evet. Yiyenler bir daha istiyor arkasını. Yiyenler bir daha istiyor. Aynen. Muhtemel satıcıları da evet tekrar sizden aynı şekilde kime sattıysanız aynen gelip doğru istiyor. Bu burada peki şunu soracağım ben size. Şimdi Nisan ayında diktik. Bir kere suladık. Evet. İyi kötü bir iki kere yağmur yağdı. Evet. Siz normalde burada geçen sene ne yapıyordunuz? Ne işliyordunuz? Geçen sene mısır vardı burada. Geçen sene mısır vardı. Aynen. Mısırla alakalı mısırı bıraktınız. Bu sene kavuna geçtiniz. Yok, ecerdi, biz etmemiştik. Efendim? Biz kullanmamıştık mısır. Başka biri ekmiştik. Başka birine icar vermiştiniz. Bu sene kavun yaptınız. Evet. Peki bu seneki kavun fiyatlarıyla alakalı durumlar nedir? Fiyatları çok güzel. Fiyatları güzel. Peki fiyatların güzel olması kavunun az olmasından mı yoksa sizin yok erken getirmenizden mi? Kavun çok şu an mesela evet bu ovada ama şu an erken çıkartan yok. Erken çıkartan yok. Evet. Yani bu erkenciliği sağlamanız aynen sebebiyle şu anda siz belki diğerlerinden 3 katı 4 katı evet fiyatla şu an doğrudur satıyorsunuz. Aynen. Bu da size çok büyük bir getiri sağlıyor. Hem verim artışı hem de erkencilik sağlayarak. Kavun da zaten önemli. Şöyle gösterebiliriz biraz daha şuralardan. Evet. Şöyle gidelim. Şöyle olsam bir. Gösterelim. Yani üreticilerimiz de bunu izleyecekler. Şöyle gösterelim. Evet, biraz gösteririz abi. Şöyle. Bu şekilde geliyor. İkinciler geliyor arkadan. Yani burada de renk sarılı kanlı. Evet. Şuradaki renk şey de devam ediyor. Şekler aynı devam şekilde ediyor. Arkadan gelenler var. Bakın doğru da. Ufak böyle geliyor. Tekrar söyleyelim çeşidini. Kırgaç salamın 637. Kırgaç. Bu şekilde.
Renk konusunda zaten rengi gayet güzel, evet. Albenisi güzel. Hızlı gidiyor. Yani al ye beni der gibi, evet. Gösteriyor. Rekor gelişimi öncelikle bu Manisa'da Türkiye'deki kavun yetiştiricilerine önerir misiniz? Evet, öneririm, tavsiye ederim. Önerirsiniz. Siz daha önce bunu zeytinde de kullanmıştınız. Zeytinde kullandım. Zeytinle alakalı neler görmüştünüz? Ondan da bahsedelim. Zeytin de güzel. Tohur üstünde güzel. Verim olarak güzel. Yıllara göre. Yıllara göre, evet. Güzel. Bu sene mi kullandınız? Geçen sene mi? Geçen sene kullandım. Geçen sene kullandınız. Hem tohuru güzel, evet. Verim güzel. Orada da bir erkencilik görüyor musunuz? Şu an tane olarak iri. İri. Ama hasat başlamadı. Sulama için. Yapıyor musunuz orada? Sulama yok. Sulama yok. Herhangi bir buruşma, bozulma var mı? Hayır, yok. Dökülme var mı? Yok. Yok. Orada da aynı sonucu görüyorsunuz. Evet. Burada da aynı sonucu görüyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır, bir şey yok. Kullanılmayan yerlerdeki şu andaki köklerdeki yeşillik durumu nasıl? Kullanılmayan yerler. Onu söylemiştik zaten de. Şey anlamında kök gelişimi, saçak ilgili. Kök olarak güzel. Verim olarak da güzel. Rekor gelişiminden memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu televizyonlardan ve bizim sitelerimizden yayınlanacak. Evet. Görüşlerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.